Şimdi bakınız, bu sergi YouTube ayında bu gösteriyi bize Gagavuz dilin sayfalarını türlü yıllardan. Burada da kiyat sergisi. Burada var yeni kiyatlar, hani çıktı bitki yıllar. Var daha biraz şekillerden ama biz de o cengden sonra bu işler var. 20. yıllardan bu yanı doğru. O ilk araştırdı. Gagavuz türkülerini, folklorunu daha o yıllar çıktıydı bir nesli plastinka öyle küçülük Gagavuz türkülerinden. Deniz o insan çalardı. Müzikasız bir şeysiz ona yalakata olur. Hani kendi sesinle. De çalıyor türkü insan. Hiçbir müzika enstrümente işitilmiyor. Ona diyorlar o Alis türkü. Sonra o bu araştırmalı gelişletti. Ve 80'li yıllarda onun yardımıyla o zaman Leningrad'da neste basıldı iki disk büyük sayılı ona söylediler kağıt gibi açılardı. Sefte Gagavuzların historiasında neste öyle anılmış neste bu plastinkalar ne de yapardı bu fabrikada basıldı Gagavuz türküleri. De onunla büyükü günde onların pahası yok. Geçen de orada insanlar o vakitlerin çalıyla genel kapalı. Orada enstrüman geçmiyor. Yedki türküleri. De şimdi o türküleri onunla unutulduğu gibi. Şimdi köylerde pek çalmıyorlar diye. Görürseniz ne soy insanın yardım. Ondan dolayı o pek kahve yani işte lingvist biyologtu. De onun kiyadı, bu kiyadı 60'ıncı yıllarda basıldıydı. Morfoloji синтаксис гагаузская морфология уяпты морфология да иштеди синтаксис да бараш чеклексика да мако морфология кияды бүгүнкү күнгө кадар сүйлөйм сизге пек карык ят о билгилер де бүгүнкү күндө да алар дебирсиз инсан билгич ама мен истеп сүйлөйм сизге табир иште ари бунлары билиз покровская билиз гайдажи билиз де полцайча анаттым карачобаны билисеңиз ер ел Şükür Allah kavramışı adamı unutmayla anladılar. Ama çekitmesini Gagavuzların arasından Gagavuz diline koyduk ki bu iki kardeş. Arabacı. Onların lapları Arabacı. Onlar ikisi da Kiriyet köyündeydi. Oradan doğmalı. Aralarında 5 yıldır. De bu de büyüğü sayı. Bu adamın batısıydı. Neyse. Nikolay Arabacı daha büyüktü. Vasily Arabacı daha küçüktü. 5 yıl. Neste aralarında var aralık böyle oldu onların babaları onların babalarına aydı Pyotr Arabacı savaşardı öyle anlar adamdı o savaşta öyle yapma hani onun uşakları çocukları neste yürensinler onları yolladı komrada komratta vardı neste uçilişe komratska realne uçilişe filerzek demişe bilirsiniz o anılmış bir yer o vakitler. Onlar ikisi de orada yürendi. Ama sonra öyle oldu ki Nikolay gitti Ukrayna'ya, Kiev'de orada yürenmesini daha öteye aydadı. Vasily neste Rusya'ya, Moskova'ya. Bu momentler neste vakitle başlıyor cenk. Birinci dünya cengi. İkisi de Rusya'da, ikisi de pay aldılar o cenkte. Bu neste büyük arabacının kısmeti çıktı, cenkten sağ kaldı. O yaralı nasıl olmadı. Hatta bu te Vasily arabacı. O neste onu yolladığıyla Galicia. İşittiniz mi öyle yer? Galicia. Te historiyayı öğrenirsiniz. Da orada bir düğüşte bir top vurdu. Tamam onlar nerede bunlarla da o neste yaralandı. Onu aldılar orayı, oradan aldılar. Bunu götürdüler neste kasabaya, ilaçlanmaya, onun için cenk bitti. Ama ben size söyleyeyim, o, on batısı göre karışmadı politikaya. O politikaya neste, nasıl diyor, saklı cenkçi. İşittiniz mi lafı saklı cenkçi? Podpolşik. Podpolşik, da o, o vakitler Pekin Revolüsyada pay aldı, sayılıydı bu.
komünistlerin tarafından türlü yerlere yollardılar, hani inanarla onlara. Ne diyor, onu yolladılar Türkiye'ye ama o alışveriş tarafından. Tabii Sovyet Birliği'ni göstersin. Sayılı onun insanı olsun. Orada çok yıllar göndü geri 36. yılda. 36. yılda eğer siz bilirsiniz, historiye bilmiyor, edilebilir, üretmiyorum. Sovyet Birliği'nde başladı. Stalin vakıfında hani çok insanlar... Represiyalar. Çok insanlar canlarını kaybettiler. De onun iki kafadarı, onlar da iki saklı cenkçiler. Onlar da bu... İşte yok ettiler onlar. O adamlar tavzan. Nasıl tevre kısmeti oldu, bu sakırga yanından geçti onun. Da o adam o zaman biteri sayılı terminde görürsün. O zaman vardı İnstitut Vostoковедения. O vakitla biteri. Da o alı karar politikadan biraz atılma. Da bilgi tarafına geçme. Yürelikle o oğlu neste dilci başlıyor araştırma Türk dillerini, başlıyor üretme Türk dilini orada Moskova'da. Gerçek o te bu ilk Gagavuz de bunu siz lazım bilirsiniz de bu adamı, Vasily Arabacı'yı. Çünkü bakınız Gagavuz, biz ne kadar küçük halkız. O ta o yıllar, bakınız ta 30. yıllar neste Moskova Devlet Üniversitesi'nin üreticisiydi. De. Da sonra o çok yardım etti. Derken başladı kurulma 40. yıllar, 57. yılda biz kabul ettik ofisal uğrunda yazılarımızı. Ama iş başladı daha 46. yıllarda, Tevrada. De bu adam, o değil Gagavuz gene. O neste Rus, o Türkolog Dmitriev. İlk adam kim yazdı bilim tarafından statyaları Gagavuz dili için. Sonra var kiyatlarda çıktı onun. Rus dilinde mi? Elbette ki o zaman Rus dilinde sayılı geçerli. Adam neste bilgi işte, Türkolog. Dati bu Pokrovskaya, onun öğrencisiydi. Da onlar orada başladılar düşünmeye Gagavuz dili için, ta onlar. Vay be, neste Mikhail Çeker'in neste fotosu. Burada onun için neste bilgiler. Tekim sonra önce gelsin, yaklaşsın. Şimdi önce söyleyeyim, şimdi anlatacağım. Okuyunuz. Biz burada bak ne yaptık. De, burada onun için bilgiler. De bunlar, de bu iki. Onun iki kağıdından kopya. Söyleyeyim, kabının kopyaları. De, zem o, bakınız, o adam yazardı. Rus dilinde, Gagavuz dilinde, Moldovan dilinde, Moldovan Rumun dillerine sorarsan bile de geçerdi. Elbet ki o bir papaz olarak o çok kağıtları bağlıydı dinle. Ama ne sözler söyledi sizin üreticiniz? O ilk Gagavuz kim hazırladı? 2-3 sözlük, onunla küçücük sözlük ve onları Aliz'den gördüm. Bunlar da bu şamar gibi neste büyüklükleri. Bu kağıtçık, değil incecik kağıt. O yüzden savaşlarda yapma kağıtları hem Gagavuzlara hem Moldovanlara. O çok yıllar yaşadı Kişinev'da. Kişinev'da da o geçindi. Orada o gönülü. Ama çok yazık da hani çok yıllar kimseyi bilmeyerdi. Nerede bulunuyor onun mezarı. Da bir yıl bir araştırıcı Moldova Bilimler Akademiyası'ndan. Ama adam yapardı kendi işini. Var le laf epitafya. Varsaydı işittiğiniz. Niye şu epitafya? Epitafya de şimdi mezarlık. Var orada bir anıt. Nasıl size anlaştırayım? Pamyatnik. Nadrobnyi pamyatnik. Tekim anlam. Da, orada yazılar. Vanca şiir, bir şiir parçası. Vanca bir fikir parçası. Madila epitafya. Da orada Kişinev'da var 2-3 mezarlık. Yen öyle miraklı mezarlık. Ona diyorlar Armen mezarlığı. Madilon'da hani orada Armenla gömülü, hani Armenla başlattılar. Orada geçiyor Armen sokağı. Öyle sokağın adı. Armen sokağı. Ben kendim var girdiğim orayı. O mezarlığa çok meraklı.
Orada açan gelirsin, sansın, yevellere dönüysin. 19. asire, 18. asire orada çok iyi eğrilki var böyle anıtlar, anıt taşları. Ve diyor adam araştırardı, gel onu tema, böyle adam ayırdı tema, epitafi. İşte. Bir de gezerdi, mezardan mezara. Baksa neyse orada dallar içinde neyse bir mezarlık saklanmış gibi. Da o başladı bak istedi görmek kimin mezarlığı. Mezarı orada kim orada gömülü? Açan o dalları bir tarafa attı, paklattırdı. Bir baksa yazılı Mikhail Çakir. Elbette ki adam bilgiç, o bilerdi bu adı. Kâr o gün o telefon açıyı bizim gagavuzlara, bilgiçlere, kim orada kişi orada, kim bilir kim bilmi. O vakitla şimdi burası durumla değişti. Burası bilim tarafından orada kişi orada burası köpüleşti. Söyleyeyim size doğrudan. Ama o vakitla 90'cı yıllar sonra geçerek 2000'ci yıllara vardı Gagavuz bölümü. Özellikle Moldova Akademiya bilimler yanında vardı. Küçük halkların institutu da oraya girerdi 5 bölüm. Gagavuz bölümü, Bulgar bölümü, Rus bölümü, Çifik bölümü, Ukrayna bölümü. Da orada Gagavuz bölümünde işler dağılmış insanlar. De benim açan benim de bir kısmetim oldu orada birazcık işleme. Bizim bölümü götürerdi de rahmetli Gabriel Kaziş Gaydarcı Samim, onun adını siz bilirsiniz. Bilirsiniz, lazım bilirsiniz. O artık bağlı bizim toprakla. Onun ana nereli Gaydarcı? De bilirsiniz, salıysanız kafanızı. Nereli? Balkan. Balkaniş dolayından doğru. Dolayından da nereden? Kırbalıya'dan. Kırbalıya'dan. Kuroğlu işlerde, sonra neste çok anlamış tehdit bu insan, Elena Kolsa, bu insan için daha az kişi bilir. Ama o kadar bilgiç insandı, o filologtu, dilciydi. Onlar işlerdiler, hazırlanardı Atlas. Atlas, dil atlası, tamam Gagavuz atlası. O bütün Avrupa projektine girerdi, o çok zor, ağır iş o. Neste laf sayılı topluyla lafları neste diyorla nerede o geçi hangi bölgede hangi siz bilirsiniz bir de diyelim Balkan işte bile söylüyorlar Konrad'da bile söylüyorlar çoğu laflar hepsi lazım orada gösterilsin. Sonra neste Gaydarcı söyledim kurulu söyledim Elena Samay. Ну Покровская o vaktlar Kişinev'da işi onun yoktu o bağlıydı Konrad'la. Ki bu insan Людмила Александровна Покровская, о, çok anılmış bir türkolog, kendisi Rus, Gagavuz dilini araştırıcı, Aliz'den bilgiç insan. Da o bütün yaşamasını verdi bilgiye. Öyle insanların nasıl aile tarafından hepsinin olmayı kısmeti, o yaşadığı insan yalnız yaşadı. Onun te olmadı ne kocasının uşakları.